Antalya'da Hosti rüzgara esti. Hosti'nin Antalya kampında unutulmaz anlar yaşandı. Hosti'li taraftar hem tatil yaptı hem takımlarını takip etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hosti, İngiltere ve Türkiye arasında kültürel köprü olmaya devam ediyor. Hosti, Antalya'da kamp yaparken 100 taraftar da hem doyasıya tatil yaptı hem takımını yakından takip etti. Hosti taraftarları tema parkta eğlenceli anlar yaşadı. Taraftarlar hız treni, korku tüneli, hız kaydırağı gibi aktivitelerle bol bol eğlenip Antalya'daki güzel havanın tadını çıkardı. Yeah, for me it's first time, yeah. And it's really nice. Acun is an amazing guy. He's very selfless and just everything he's done so far already is just beyond words. It's just very generous. It's been good so far. We're absolutely loving it. Can't complain. Really nice place. Great surroundings. Lovely people. I think it's the best team we've had in a fair few years. I think our owner is definitely part of that. And the Premier League's waiting for us next season. I absolutely love Acun Ilıcalı. Hull City'ye sponsoru baklava sürpriz yaptı ve hem oyunculara hem de taraftarlara ikram etti. Antalya'yı gezen, baklava ve dönerle enerji depolayan Hull City taraftarları sahaya çıkarak kendi aralarında maç yaptı. Hull City, Antalya kampı kapsamında Duracao milli futbol takımıyla karşı karşıya geldi. Antalyalı futbol severlerin ilgi gösterdiği maçta tribünler renkli görüntülere sahne oldu. İngiltere'den gelen 100 Hull City taraftarı da tribündeki yerini aldı. Taraftarı selamlayan Acun Ilıcalı devre arasında taraftarlarla bir araya geldi. Duracao 35. dakikada Janga'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tom Kessler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosener, takım kaptanı Lovie Cole ve takımın Türk Yıldız oyuncusu Ozan Tufan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalya'da ülkemizin gurur duyduğu bir turizm merkezi, dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu, yazları yüz binlerce turistin geldiği çok güzel bir beldemiz. Dünya Kupası arasında takımı buraya getirdiğimiz zaman çok güzel günler geçirdik. Çok güzel bir araydı. Takımın tekrar böyle güzel bir seyahatte bir araya gelmesi o dönemde bize çok iyi geldi. Ve Antalya'da unutulmaz günler geçirdik beraber. Sonra bu Dünya Kupası arası olunca çok güzel bir fikir ortaya çıktı ki o kadar uzun olmasa da neden güzel bir seyahat buraya olmasın. Bizim ailemizin önemli parçası da taraftarlarımız ve benim için taraftarlarımız çok çok önemli. Ben de tabii futbolda 13-14 yaşından beri tribünlerde olduğum için taraftara her baktığımda açıkçası kendimi görüyorum, geçmişimi yaşıyorum. Last 2 years. Bir futbol kulübünün yöneticisi olmak oldukça zor ve emek ister. Ve bu emeği kendisi sürekli gösteriyor. Ve bu emeği karşılığında biz takım olarak ve takım antrenörü olarak vermek istiyoruz. Dün de burada sahaya çıktık beraberce ve pek çok taraftarımızı gördük. Onları görmek, onların neşesini, heyecanını görmek bize daha da güç verdi. Bu vesileyle bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum. Hem yöneticimize hem bütün ekibimize ve katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Acun Ilıcalı futbol üzerine yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Futbola çok açıkçası geniş açıdan bakıyoruz. Yani sadece Hull City'yi alıp da başarıya götürmek değil, Hull City'nin çevresinde bir futbol dünyası yaratmak istiyoruz. Amacımız Hull City'ye yeni yetenekleri kazandırabilecek ama kendi kontrolümüzde onları geliştirebileceğimiz başka bir kulüp almak var yani amacımızda. O yüzden de yani Yunanistan'da bazı takımlarla görüştük. Slovenya'da UEFA başkanımız bu konuda sağ olsun yardımcı oldu. Bazı takımlarla görüştük. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Orada istediğimiz şekilde olmadı operasyon. Ama mutlaka büyük ihtimalle bir takımda alıp futbol dünyasındaki ne diyeyim size alanımızı genişletmek istiyoruz. Çünkü multi takım operasyonunun ben çok başarılı bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize önemli bir yetenek yakalıyorsunuz fakat Hull City'de oynatamıyorsunuz. Kendi hocanızla bir takımda bunun gelişim göstermesi sizin için de büyük bir avantaj. O yüzden Slovenya favori olacak şekilde başka bir kulüp olacağız. Antalya'da güzel havanın tadını çıkaran Hull City taraftarları kendi aralarında da bir turnuva düzenledi.